Subhanallah. Güzellikten sahibi, nimetlerin sahibi Allah'a övgüler olsun. Gerçekten Rabbimiz güzel nimetlerini vermezse, kısarsa, hastalıkta, şifada en büyük nimetlerin başıdır elbette ki. Altı bu soluk. Yani nimet olmayan bir şey yok. Ali Muhammed kardeşim, hızlı bir konu paylaşayım tam da nimet sağlıkla alakalı. Geçmişte işte bir sıkıntı yaşadığında ona bunu üzerinden kaldır demediğim için, tabii ki onun başka sağ solu da var. İşte bana dişini aradığını, bunun için de bana şey yapmadığını söyledi. Bunu Allah'ım bana üzerinde kaldır diye demiyorum dedi. Ben de dedim yani Allah bize duayı helal kılmıştır, aram kılmamıştır. Aksine bana dua edin, duanıza icabet edeyim bir lütuftur, büyük bir nimettir. Ama şey değil, yani bunu altına karalamakta büyük yarar var. Nice gafiller haşa Allah'a emreder gibi bir şeyle dua ettiğini zannediyor, sesleniyor. Hayır, dua yani bir dilenci, her şey yeri günü sahibi Allah'ken sen bir dilenci dahi senden bir şey istediğinde nasıl davranıyor? Sen bir dilencin sana muhtaç olduğundan sen trilyon kat daha fazla Allah'a muhtaçsın. Ona göre şey yap yani. Hani kendine çekil düzen ver ve Allah'ın merhametinden, mağfiretinden, cömertliğinden, acımasından, bağışlamasından iste. Yani onları sebep kıl. Başka bir insana onu bunu şunu kayarsa, o müşrik durumuna düşerse Allah'ın esmaları yetersiz bulunan bir gafil olursun. Milyonlarca insanın sen alimsin dese bile bugün cübbeli gibi azgın bir müşrik olmaktan öteye gidemezsin. Halini düzeltirse ne âlâ onun için. Dinde kardeş olmaktan onur diyoruz ama şu hal gerçekten rezil bir hal. Yani kardeşim de dedi ben zaten onu Allah'ın rahmetinle üzerimdeki nimeti tamamla diye dua ediyorum dedi. Yani güzel, ben de sana söylediğim şey bununla çelişmiyor. Yani dua et ama duayı doğru et esmalarla, Allah'ın merhametine, cömertliğine, mağfiretine, acımasına, Erhamer Rahim'in olmasına sığın. Ama kaldır değil, Allah'ım hayırlı olanı rahmetinle beni buradan başarıya çıkar diye dua et. Yani imtihanlar olduğunda, biz imtihanların arkasında büyük bir nimetler vardır, güzellikler vardır. Hemen işte bunu kendine şer zan etme, aksine imtihanı başarıyla geçmeyi iste. Çünkü şey onun içindedir. Hamdolsun bütün nimetleri ihsan eden, bilmediğimiz öğreten Yüce Allah'a. Gerçekten her şey kuşatan, her şey istendir. Elhamdülillah Rabbin Alemin, Mehdi Resulü'ne gönderen haberleri açtıkça açan otur. Haydi Allah'a koşun artık. Gerçekten anlıyorsanız, düşünüyorsanız, biliyorsanız bu Rabbimize bir lütuftur. Dün akşam bir video paylaştım gece. Bir kişi hemen alttan yazıyor, seni rüyamda görmüştüm, şaka mı bu diye. Vakit yaklaştıkça yaklaşıyor. Allah'ın o vaat ettiği vakit geldiğinde dürüstlere kulunu açık seçik, daha açık bir şekilde gösterecektir. Ki zaten şu anda çok açık şekilde bir şey. Allah'ın hükümleri okundu ve bütün şey değişti. Yani hava, atmosfer, işte en basit Twitter'da, sosyal medyalarda ve yönetimde birçok yerde. Ki daha açık bir şekilde Allah'ın vaat ettiği vakitler de gelecektir. Kendinize kıyanlardan olmayın, nefsinizi öldürmeden kurtuluşa uzanacağını zannetmeyin. Allah'ın emri gelmişse Resulüne itaat etmeyi kendinize şeref bilin. Onun haricinde bir yol şeytanın yoludur, kendine kıymanın yoludur. Allah'a koşun, ben gerçekten haber verelim. İnşallah ki Rabbimiz bizimle, biz zulmü, azgınları yerle bir edeceğiz. Bütün tutperesti, cehaleti yerle bir edeceğiz. Bunun için de bize indirilen şu nimetlerin değerini bilelim. Gücümüz yettiği kadar yayalım. Yani internet kullanmayalım, sadece internet değil. Bunu telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara indirip işte yaşlılara, zaten neneme nasıl ta kaç yüz yaş civarında neneme Kur'an okuyorsam, yaş küçük büyük demeden, nasıl en küçük bir çocuğa okuyorsam demeden herkese bunu dinletebildiğiniz kadar dinletin, dinleyin ve bize çoban ol demeyin, bizi gözet, biz doğru yolu bulalım inşallah diyelim. Rabbimiz hamdolsun üzerimize tanıttır. Bütün yerimizin içindekilerin sahibidir. O dürüstlere zaten lütfü kerim çok olandır. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Mehdi Resulullah.